Ordu'nun Akkuş ilçesi Gedikli köyünde dünyaya gelen Ömer Çavuş bugünün yaşayan efsanesi sayın seyirciler. Tarih sayfalarının okunan yüzü. Evet, 105 yaşındaki Ömer Çavuş Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda muhafız çavuşluğunu yaptı ve anlı şanlı bir tarihe tanıklık etti. Ordulu Ömer Çavuş, o anlı şanlı bir tarihin yaşayan yüzü. Atatürk'ün ölümüne kadar muhafız çavuşluğunu yapan yaşayan son efsane Ordulu Ömer Çavuş. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. Ulu Önder Atatürk'ün son istirahatgahı olan Dolmabahçe Sarayı'nda muhafız çavuşu olarak görev yapan ve ölümü sırasında da buradaki görevinin başında bulunan Ömer Çam, Sam Savaşı veriyor. Son gazinin büyük törenlerle uğurlanmasının ardından gözler çeşitli dönemlerde görev yapmış, yaşayan bu tür değerlere döndü. Bunlardan biri de ordulu olan Ömer Çavuş. Halide Çam'la birlikte oturan ve 10 yıl önce evi yandıktan sonra sığındığı bir köhne yerde yaşam savaşı veren Ömer Çavuş'u sahipsizliğinden çok yangın sırasında yanan resimleri kahrediyor. Ömer Çavuş'un 3 çocuğu var. Çocukları il dışında yaşıyor. Kocaman tarihin gözlerinde 10 Kasım 1938 günü tüm canlılığıyla duruyor. Ömer Çavuş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü o kadar çok seviyor ki hasretini paraların üzerindeki Atatürk resimlerini öperek gideriyor. Dolmabahçe'de komadı binbaşı beni yukarı. Yasak dedi. Sordum ki bu yasak ne mi yasak dedi. Burada yukarı yasak dedi. Burada yukarı yasaksa ben vazife yapmaya gelmedim dedi. Geri giderim dedi. Sonunda beni bir adam geldi, çağırdı. Götürdü yukarı vardı, 3 kişi oturuyor da böyle. Bu cezir selam verdim bunlara. Vardım, en evvelce Atatürk'ün ellerini öptüm. Bundan da yüzlerini öptüm. Ondan sonra Ömer, o paşalarını öptüm, arkasını döndüm geri. Bana 10 gün izin verdi. 10 gün sonra vazifeye çağırdı. 3 ay Dolmabahçe'de çalıştım, 2,5 ayda Pirol'da çalıştım. Omuzuma bir yeşil perde verdi. Ben de vadede vermedi bu omuzumda. Gezerken el ederdi. Ben de böyle onu kavuşturan koyup avuçlardım. Bir daha da kamçı vurdu. Tertişte. Böyle kamçı orada. Bana paşaladı ki bu seni çok seviyor dedi. Elde edilen paşa vardı teftişle Ayaz Dağı'nda. O da geldi. Yılmaz ve Şahlaba. Okul yazarlığım yok benim. Kitabı yere vurdu her. Lazım diye okuyordu. Şu tepeden dedi. Şu tepenin arası düşman geliyor dedi. Böyle dedi. Ne yapacaksın dedi. Böyle çavuşa da geçirdi. Efendim dedi, verdiğiniz emire göre iş yapalım dedim. Verdiğiniz emire göre işimi yapalım. 97 siz tamamlayacaksınız dedim. Ne siz bir tamamlayacak? Efendim ya sizin ben tamamlayamam ya dedim. Bu de bana buranın arasını dedim. Bana yardımcı vereceksiniz dedi. Aynı vaziyeye çarptım. Dikkat! Diyen bir emir verdim. Şuradan dedim, bunun arasından düşman geriye dedim. Vaziyeye bize düştü dedim. Benim 90 işlerimi sizin görmeye icap eder dedim. Yayın yaptım, bunlar avcı kumesi yaptım. Bunlar da tevcih etti beni.
avuçladılar. İşte ben bu kadar biliyorum. Peki Ulu Önder, Ulu Önder atamızın son nefesinde muhafız alayında mıydınız? Öldüğünde ne yapıyordunuz Ulu Önder Atatürk'ün? Kendimi, ben taş ışladaydım. Ondan sonra muhafız askerliğe savuşluğa girdim. Taş ışladaydım. Ondan sonra 5 yaş savuşluğa girdim. Ömer amca, Atatürk vefat ettiğinde Ulu Önder Atatürk'ümüz... Nebesindeydim. Anlat, onu anlat, onu soruyor arkadaş. Anlatır mısın? Nebesindeydim. Nasıl oldu olay? Atatürk aslan, tahtın yazıcıyla nöbet bekliyor. Tahtın yazıcıyla. Hasta üç tane paşa var kavuşundayız. Tahtın yazıcı ki... Yaşayan tarih Ömer Çavuş her şeyi dün gibi hatırlıyordu. Ancak geçen zaman ondan da çok şeyler götürmüştü. Işlanın üstünü gözledim ki bayrak aşağı iniyor. Binbaşım dedim, bayrak aşağı iniyor dedim. Baktım bayrak aşağı iniyor dedim, sükut et dedim. Sükut et dedim, sükut ettik. Bayrak aşağı indi. Atatürk oldu dedim. Dönek geri dedim. Oradan döndük geri. Hazır bıyıklar yoktan aşağı indi. Mendil elinde. Atatürk oldu dedim. İşte bu kadar bile. 15 günde dalda merasim oldu. 15 günde dalda merasimde karşını çektim. 20 dakika nefes bekledim. Aha böyle. Askerlik yaptınız, görürsünüz. Ondan sonra, 15 gün sonra Ankara'ya kalktı. İzmir'e kadar vapurda koştuk. İzmir'den üzerine muhafız gittik. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm anına kadar muhafız çavuşluğu yapan Ömer Çavuş'a önce Ordu Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ardından Ordu Telekom Baş Müdürlüğü ve son olarak da Ordu Devlet Hastanesi sahip çıkarak tedavisini üstlendi. Göğe, astım ve hipertansiyon gibi hastalığı teşhis edilen Ömer Çavuş, Ordu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi görüyor. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdun, en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan son muhafız çavuşu olarak bilinen Ordulu 105 yaşındaki Ömer Çavuş'a Ordu Devlet Hastanesi sahip çıkarak tedavisini üstlendi. Yanık Ömer, her savaştan bir yana taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Ordu Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün öncülüğünde Ordu Telekom Baş Müdürü Altan Atan tarafından tahsis edilen bir araçla Akkuş ilçesinden alınan Ömer Çam ve eşi Halide Çam Ordu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Telekom Baş Müdürü Altan Atan, Ordu Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cevat Karagöl, Ömer Çavuş ve eşi ilk olarak Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Atilla Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Gel bakalım, şöyle alalım seni. Ziyarette Ömer Çavuş gibi tarihe tanıklık etmiş bir ismi araştırıp bulan gazeteci Ahmet Bayrak, katkılarından dolayı Ordu Devlet Hastanesi adına Başhekim Doktor Atilla Öztürk'e, Telekom Baş Müdürü Altan Atan ve Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne teşekkür ederek Ömer Çavuş'u nasıl araştırıp bulduğunu anlattı. Şimdi Ömer amcayı bir kulaktan duyma bir lafla böyle işte bir Atatürk'ü anlatan bir adam var denildi Akkuş tarafında. Ben de 10 Kasım dedim Atatürk'le ilgili nasıl bir haber yaparız düşüncesiyle buradan yola çıktım. 3 gün Akkuş'un dağlarında köylerinde gezdim. En sonunda Ömer ismiyle arıyorum yani soy ismini bilmediğim için. Ömer amcanın köyünden yola çıktık ve Ömer amcayı Akkuş'un içerisinde bulduk. Bayrağın konuşmasını sık sık keserek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadıkları diyalogları anlatan Ömer Çavuş ilerlemiş yaşına rağmen o günleri dün gibi hatırlıyor ve yaşıyordu. Oradan bizi aradılar. O zaman bir ötürü kırmızı yamalık gönderdi. Bu yamalık omuzuna gelecek. O zaman başlarında firavada ağaçlarında vapurda. Ben de bayrağı şapı şapı bayrağı okuyam.
Burada hele diye ben de bayrağı beğen. Yanık Ömer her savaştan bir yana taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Ömer Çavuş'un daha sonra Ordu Devlet Hastanesi göğüs hastalıklar uzmanı Doktor Serkan Akbay tarafından ilk kontrolleri yapıldı. Hocam bir şunu çıkartalım mı? Şunu çıkartalım. Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Atilla Öztürk, Ömer Çavuş'a yaptıkları tahlil ve tetkikler sonucunda KOAH, astım ve hipertansiyon gibi hastalıkları tespit ettiklerini söyledi. Öztürk, Ömer Çavuş'un tedavisinin salı gününe kadar süreceğini de sözlerine ekledi. 1-2 gün kadar tutacağız, tetkiklerini yapacağız. Ağırlayacağız. Ondan sonra inşallah yine evine daha sağlıklı bir biçimde göndereceğiz. Maşallah iyi gözüküyorsun. Keşke biz de senin yaşına, senin aklında, senin yapına ulaşabilsek. Allah memnun olsun size. Allah razı olsun size. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Üstad'dan geçelim amca. Zahra. Amcam, sayın valimiz seni ziyarete geldi. Sayın. Beni zannettim. Beni bunu falan kabul edecektin ama. Mesel, benim köyde apoşamım yıkıldı, veran dağıldı. Veran yerde duruyor. Sen bizim otamızı bize bakacaksın. Tamam, yardımcı olacağız sana inşallah. Hangi köyde? Akkuş'ta. Akkuş'ta, tamam. Akkuş'ta buraya bağlıyor. Bizim otkumu sansın. Nasıl? Bizim atamız sansın. Atamız Atatürk bizim biraz. Ben yetim çocuğum. Tamam, Ömer Çavuş'u yok yaşam. İsmin ne amca? Ha? İsmin ne senin? Ömer Çam. Ömer Çam. Tamam amca. Atatürk'e 5 ay hizmet ettim ben ha böyle. Tamam. Tamam, sağ olasın. Ne güzel işler. Tamam, sağ olasın. Tamam, sanmıyorum sen o yüzden. Tamam. Peki. Evet. Oldu, geçmiş Allah olsun. Allah şifa versin inşallah. Siz göremedik sizi. Ha? Sabah gelmişsiniz, göremedik. Korkulmadım ama ben sana paydos etmişsin. Paydos etmişsin diyor. Tamam, makyajınız inşallah. Yani Atatürk'le ilgili bir işler şeyler söylüyor, böyle güzel anılar da anlatıyor kısa olarak. Muhafız çavuşluğunu yapan 6 Mayıs 2011 yılında vefat eden Ömer Çam amcamızın mezarına geldik. Bugün 12 Mayıs 2011. Ömer amcamız Atatürk'ün muhafız çavuşluğunu yapmış. 4 ay falan yapmış. Atatürk'ü çok iyi tanıyan, çok iyi tarif eden, çok iyi bir lider olduğunu, çok iyi bir komutan olduğunu, çok seveceğim bir insan olduğunu anlatıp, kendisine de çok iyi davrandığını, etrafındakileri sayıp sevdiğini hep anlatırdı yani. Güzel güzel anıları olduğunu Atatürk'le ilgili çok anlatırdı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ömer amcamız ben olmadan hastaneye bile gitmezdi. Ahmet Bey'in sayesinde götürdük. Bu şeylere de Ahmet Bey'le vesile oldu. Hastanede tedavilerini yaptırdık. Ölene kadar bütün işleriyle Ahmet Bey'le hep beraber ilgilendik. İşte o zamanın valisi Sayın Bey çok yardımcı oldu, sağ olsun.